Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı olarak bu mesajlar verilirken CIA Başkanı Mike Pompeo Ankara'daydı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Pompeo ile ağırlıklı olarak Suriye ve FETÖ konuları konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA Başkanlığı'na atadığı eski Kansas Senatörü Mike Pompeo Ankara'ya geldi. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Pompeo için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Esenboğa Havalimanı'na inen Pompeo ilk olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne geçti. CIA Başkanı Pompeo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. CIA Başkanı ile Elbap Operasyonu ve başlatılması planlanan Rakka Operasyonu'nun ayrıntıları konuşuldu. Türkiye, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD-YPG'nin Memiç bölgesinden çıkarak Fırat'ın batısına geçmesini istiyor. Türkiye'nin bir diğer isteği de ABD'nin bu örgüte olan desteğini kesmesi ve Rakka operasyonunda yer vermemesi. Irak terör ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi de gündemdeki diğer konu başlıkları arasındaydı. Obama yönetimindeki ABD, Türkiye'nin bu yöndeki taleplerini kabul etmedi. Donald Trump yönetiminin ne getireceği ise merak konusu. Öte yandan CIA Başkanı Ankara'da görüşmeler yaparken Başbakan Binali Yıldırım da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Yıldırım-Pence görüşmesinde de ağırlıklı olarak Suriye ve FETÖ konusu ele alındı.